Şimdi saygıdeğer arkadaşlar, ben şöyle bir izah edeyim size konuyu. Canlı yayında anlatmak istedim. Bakınız, bu yavrularınızı kontrol edin. 3 günlük yavruların kursağında mantar oluşmaya başladı. Bunun sebeplerini daha önce çok kez anlattım. Bir kez de canlı anlatayım. Yavrularınızı kontrol edin. Kursakları yem var, su yoksa, yem var, su yoksa bilin ki kursak mantarı var. Ilık su yapın, enjektörle ağzına basın. Ve artı nidazol şurup. Yarım cc, birinin yarısı kadar enjektöre çekin, üstüne su basın ağzına. Ve kuşlar kuru kaldığı zaman, kursağı yavrunun kuru kaldığı zaman yem tabana çöküyor. Yem tabana çöküyor. Çöktüğü zaman burada ekşime yapıyor, yapışıyor. Yapıştığı yerde mantar oluşumu başlıyor. Bakınız, mantar oluşumu başlıyor. Onun için kursağı sert, su az varsa kuşun ağzına ılık su basıyorsun. Ilık su bastıktan sonra bu kursağına masaj yapıyorsun. Yani tabana çöken yemi havalandırıyorsun. Havalandırırsan o yemi eritmeye başlar. Mantardığında kurtarmış olursun. Yok, havalandırmadın. O zaman yapışıyor tabana. Yem orada siniyor, yapışıyor. Yapıştığı için de mantar oluşumu başlıyor ve yavru ölümlerinin çoğu sebebi budur. Bakınız, kursak mantarı. Çok iyi dinleyin bunu arkadaşlar. Yavrularda, 3 günlük yavruda fındık büyüklüğünde kursağında mantar oluyor. Hatta dışarıdan gözüküyor. Çok resim geldi bana. Katkılı yemlerden kaçının. Özellikle kuşlarınıza katkılı yemlerden kaçının. Kursaklarını kontrol edin. Sertse yem tabana oturmuştur. Oturduğu yerde mantar oluşumu başlıyor. Bu da kuşun ölmesine sebep oluyor. Onun için ılık su basın. Elinizle masaj yapın. Yem havalansın. Bu Hollanda. Küçük Hollanda, minik Hollanda. Anladınız mı arkadaşlar? Bunlara dikkat edin. Kuşlara buğdayla bakın. Bunların videosunu anlattık. Kursak mantarı öldürücüdür. Öldürücüdür. Ilık su verin. Kuşlar rahatlasın. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Umarım anlaşıldı. Tedavisi, kursak mantarı videosu, ameliyatı dahi YouTube kanalımda var. Güvercin Ansiklopedisi. İzleyin lütfen ustalar. İzleyin. Her sorunun cevabı YouTube kanalımızda var. İzleyin. Kursak mantarı ile alakalı muhakkak yem dibe çöker. Sert olur kursağa. Ilık su basın. Kursağına güzel masaj yapın. Yem havalansın. Yem havalanırsa oradaki mantar oluşumu da olmaz yani. Yemi havalandırmakta yarar var. Havalandırın, masaj yapın sıcak su bastığınızda. Yorumları okuyamıyorum. İlginize, alakanıza teşekkür ederim arkadaşlar. Kursak mantarı oluşumuna, yavrularınıza dikkat edin. Bedavadan öldürüyorsunuz kuşlarınızı, benden söylemesi. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.